Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size internette çokça dolaşan ve bana da çok fazla arkadaşlarımın sorduğu e-mail kayıt süresi, kayıtsız kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkıp çıkmadığı hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz yakında bir seçim atmosferine giriyoruz ve seçim atmosferi öncesinde birçok vaat veriliyor, birçok söz söyleniyor. Bunlardan birçoğu seçimden sonrasına yönelik. Yani bugün için söylenen bir söz bugün yürürlüğe girecek demek değil. Seçimden sonra yürürlüğe girecek bir vaat. Bunların kimi vaat olarak kalabilir, kimi uygulamaya da geçebilir tabii ama şu anda biliyorsunuz meclis kapandı. Çok özel torba yasalar dışında meclis çalışmıyor. Bu yüzden yapılacak herhangi bir işlem veya verilen herhangi bir vaat varsa bunlar yeniden meclis açıldıktan sonra yapılabilir ancak. BTK'nın da bu duruma yönelik yaptığı bir açıklama yok. Ben baktım web sitesinde falan bulamadım. Şimdi gelin bakalım telefonla arayalım. Gerçekten bu işin vaat mı yoksa uygulamaya geçip geçmediği hakkında hep beraber BTK'dan bilgi alalım. 120'yi arıyoruz BTK'nın kısa numarası. Düşmedi. Tekrardan deniyorum. Yine düşmedi. Neden aramıyorsun? Merhaba, BTK Tüketici İletişim Sonuna. Merkezi'ne hoş geldiniz. For English, press star. Yapacağınız görüşmeler güvenliğiniz için kayıt altına alınacaktır. Size daha iyi hizmet verebilmek için bazı kişisel verileriniz işlenecektir. E-mail numarası içeren cihazlarınızla ilgili kurumumuzca yetkilendirilen haberleşme ve posta sektörüne yönelik tüketici şikayet sisteminde oluşturulan şikayetleriniz hakkında bilgi almak için 1'i. BTK Akademi ile ilgili işlemleriniz için 2'yi tuşlayınız. İyi günler, ben Oğulcan. Nasıl yardım edeyim? İyi günler Oğulcan Bey. Bu e-mail kayıt süresinin uzatılması ile alakalı internette ve televizyonda yapılan açıklamalar hakkında bilgi almak istiyordum ama bu 120 günden 180 güne çıkması durumu sadece yurt dışında yaşayan insanlara özgü bir durum mudur? Yani böyle bir işlem yok. 120 gün stabildir. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir açıklama var ya 120 günde 180 güne çıkacak diye televizyonda kendi açıkladı. Böyle bir işlem yok. Şu anda herhangi bir işlem yok mu? Hayır. 120 gün standart süredir. İşte onu Cumhurbaşkanı televizyonda açıkladı. Açıklamada vardı hani o zaman yürürlüğe girmedi daha demek. Hayır. Tamam, teşekkürler. Böyle bir işlem ve prosedür yok maalesef. Teşekkürler, iyi çalışmalar. İyi günler, teşekkürler. Görüyorsunuz 120 gün, 180 gün diye herhangi bir durum yok. BTK'nın kendi de açıkladı. Herhangi bir değişim yok. Muhtemelen bir seçim vaadi olarak kalacak. Gene 120 günlük süre devam ediyor. Yalnız şu var, deprem ve seçim öncesi olması dolayısıyla şu anda kimseye mesaj gitmiyor. Yani 120 günlük süreçler başlamadı. Ne zaman size telefonunuz şu kadar gün sonra kapanacak mesajı gelecek? 120 gün, 90 gün, 60 gün, 30 gün. En son 30 gün sonra telefonunuz kapanacak mesajı geldikten sonra telefonunuz kapanır. Bilginiz olsun, 120 gün mesajı geldi diye 120 gün sayıp telefonum kapanacak diye düşünmeyin. Veya 90 gün, 60 gün diye düşünmeyin. Son 30 gün kaldı mesajı geldikten sonra 30 gününüz dolunca kapanacaktır. Bana sorarsanız yıl boyunca bu sene hiçbir telefon kapanmayacaktır. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.